Biliyorsunuz Erzurum'da bir esnaf TikTok fenomeni olarak geçiyor. Aynı zamanda da dönerci dükkanı var. Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle 2391 sayılı pardon 5816'lı sayılı kanun gereği tutuklandı. 2 gün hapiste kaldı. 2 gün sonra da veremli olduğu gerekçesiyle serbest bırakıldı. Ya biz cezaevlerinde kanserli o kadar çok yani çocukları içeride olan hamile yani böyle binlerce on binlerce insan tutuklandı. Hastalıklı olduğu halde cezaevinde tutulurken veremli olduğu gerekçesiyle serbest bırakıldı. İşin vahameti şu. Bu bir esnaf ve aynı zamanda dönerci işletiyor. Ne diyeceksiniz bu konuya hocam? Vahim tabii, çok üzüntü verici bir durum Ali Bey. Öncelikle bu ülkenin kurucusu, bu ülkeyi yoktan var etmiş bir imparatorluğun küllerinden yeniden büyük bir mücadeleyle kurmuş, yeni bir devlet, bir sistem, bir ülke kurmuş ve bizlere armağan etmiş bir Atatürk. İnsan böyle bir kurucu atasına böyle bir hakareti inan utanır, aklından geçiremez. Ama bu şahıs son derece ahlaksız ve terbiyesiz bir şekilde Atatürk'e hakaret etti. Türkiye'de geçer yasalar var ve bu yasaya göre adam alındı, hapse kondu. Şimdi vahamet bundan sonra artarak devam etti. Adam içeriye girince dedi ki ben verem hastasıyım, tedavi görüyorum, dolayısıyla beni çıkartın. Sistem de dedi ki öyle mi? Peki sen veremsen biz de seni çıkartalım. Yani bunun üzerine ben bir tweet attım ve dedim ki sistem veremli ve sistem böyle mikroplar üretiyor bu ülkede. Sistem kokuşmuş. Ya bir insan veremliyse, verem hastasıysa ben hekimim. Bunun prosedürü bellidir. Onu gören, muayene eden hekim ve hastane, bu bildirimi mecburi bir hastalık olduğu için, zorunlu bir hastalık olduğu için Sağlık Bakanlığı'na bildirir, Sağlık Müdürlüğü'ne bildirir, Çevre Sağlık yetkililerine bildirir ve bunun üzerine hemen önlemler alınır. Bunun üzerine çevre sağlık yetkilileri kalkar belediyeye haber verir. Belediye yetkilileri dükkanla ilgili gerekli önlemleri alır. Gerekli numuneler alınır. Eğer adam hala çalışma gibi bir süreci devam ettiriyorsa hemen polis gerekeni yapar. Çünkü bu orada durmakla, gıdalara bizatihi bu mikrobu saçmakla, toplumla birebir orada muhatap olarak bu verem mikrobunu saçmakla aslında bir anlamda bilerek suç işliyor. Adam taammüden adam öldürmektir bu ya. İnsanları hastalandırmaya dönük alınmış olan bir tavırdır, bir tedbirsizliktir. Bu olamaz. Dünyanın hiçbir ülkesinde olmaz. Böyle bir adam derhal alınır ve gereği yapılır. Ama sistem kokuşmuş, sistem çürümüş. Neresinden tutarsanız tutun lime lime dökülen bir sistemden bahsediyoruz. Adam elini kolunu sallaya sallaya çıktı. Yani her açıdan maalesef son derece sıkıntılı bir süreçten bahsediyoruz. 80 yaşında insanlar, emekli generaller, bir sürü hastalığı olan insanlar, kalp hastalığı, Alzheimer olan, bir sürü problemi olan, bir sürü ilave ağır sorunlar olan insanlar cezaevinde. Kuddüs'ü okuru biz cezaevinde kaybettik. Yani bir ülkede darbe yapmakla, darbenin finansörü olmakla suçlanan bir adam daha sonra davada düştü biliyorsunuz. Hiç kimsenin günahının olmadığı ortaya çıktı ve maalesef bu adam kanser hastalığından cezaevinde can verdi. Böyle bir ülkede bu ülkenin kurucusuna hakaret etmiş, bu ülkenin kurucusunu terbiyesizce eleştirmiş ve bunu da hakaretamiz bir üslupla kamuoyuyla paylaşmış bir adam cezaevine konuyor. Ondan sonra skandallar devam ediyor. Diyor ki ben verem hastasıyım. Nasıl verem hastasın sen? Tedavi de oluyorum diyor. Peki nerede tedavi oluyorsun? Sağlık Bakanlığı Hastanesi'nde. Sağlık Bakanlığı ne yaptı? Hiçbir şey. Belediye ne yaptı? Hiçbir şey. Polis ne yaptı? Hiçbir şey. Sen ne yaptın? Ben de oturduğum yerden habire mikrop saçtım. Zaten saçıyordum. Bundan sonra da saçmaya devam edeceğim. Bu akıl alır gibi bir şey değil Ali Bey. Hocam 21. yüzyılda verem hastası bir adam 650 bin takipçisi var ve döner dükkanı var. Bu Sağlık Bakanı açısından da oranın İl Sağlık Müdürlüğü açısından da belediye açısından da tam bir rezillik yani. Bu hiç konuşulacak bir şey değil. Bu çok vahim bir durum. Utanması lazım Sağlık Bakanı'nın bu gece. Geçtiğimiz günlerde yine hatırlayacaksınız ben ağır bir eleştiri yönelttim. Bir Kudüs hastası Suriye'den sınırı geçerek geliyor. Daha sonra getirildiği ortaya çıkıyor. Bir Sağlık Bakanlığı hastanesinde kendisi sözüm ona tedavi ediliyor. Karantina altından kaçıyor adam ve ondan sonra sokaklarda bulunuyor. Şu vahamete bakar mısınız? Kim bilir kaç kişiye Kudüs mikrobu saçtı ve Başta. bu yani bu virüs kim bilir kaç kişiye, kaç tane canlıya, insana bulaştı. Şimdi verem.
Verem zaten patladı Ali Bey. Yani ülkede patladı. Rakamları biliyorum. Hastanelerle zaman zaman görüşüyorum. Bunun iki tane temel sebebi var veremin patlamasının. Bir, insanlar doğru düzgün beslenemiyorlar. Bu çok vahim bir durum. İkincisi, bu ülkeye 10 milyon yabancı geldi. Afganistan'dan, efendim Suriye'den dünya kadar insan girdi. Ve bunlar da sadece sırtlarındaki çantalarda taşıdıkları metamfetaminle girmediler ya da denkleriyle gelmediler bu ülkeye. Bir taraftan da bu ülkeye bir sürü virüsü de soktular, mikrobu da soktular. Veremin bu ülkede artmasının temel sebeplerinden bir tanesi de